Sahabenin Resulullah'ın sünnetine bağlılıkları Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhake'nin naklettiğine göre ihtiyar bir kadın Ebubekir es-Sıddık'a mirastan pay almak için geldi. Ebubekir radıyallahu an ona dedi ki senin için Allahu Teala'nın kitabında bir hüküm yoktur ve Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde de senin için bir hüküm bilmiyorum. Sen dön de bunu sahabelere bir sorayım. Mugire bin Şube radıyallahu an Ebu Bekir'e dedi ki, ben Resulullah'ın sünnetinde yanındaydım. Nineye mirastan bir bölü altı kadar pay verdi. Ebu Bekir radıyallahu an dedi ki, bu esnada seninle beraber başka birisi var mıydı? Muhammed bin Mesleme el-Ensari radıyallahu an ayağa kalkarak, Muire'nin dediklerinin aynısını söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekir bildirilen payı kendisine gelen ihtiyar kadına verdi. Beyhaki, Said bin Musayyeb, radıyallahu anh'dan nakletti ki, Ömer radıyallahu an, diyetin kişinin erkek tarafından olan akrabalara ait olduğunu ve kadına kocasının diyetinden herhangi bir şeyi veremeyeceğini söylemekteydi. Ta ki, Dahak bin Süfyan'ın radıyallahu anh, Resulullah'ın diyetten kadına düşen payın belirlenmesi meselesini kendisine yazdırdığını haber vermesine kadar bu böyleydi. Ömer radıyallahu an bu hadisi işitince hemen Resulullah'ın sözüne döndü. Yine Beyhaki naklettiğine göre Ömer radıyallahu an dedi ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenin yani anne karnındaki çocuk hakkında bildirdiği bir bilgiyi Allahu Teala'nın kendisini hatırlattığı bir kişi var mı? Hami bin Malik radıyallahu an ayağa kalktı ve dedi ki: "Benim iki zevcem vardı. Onlardan biri diğerine sopayla vurdu. Hamile olduğu için karnındaki cenin ölü olarak düştü." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında sağlam bir kişinin bir bölü yirmi kadar bir miktarda hüküm verdi. Bunun üzerine Ömer dedi ki, radıyallahu anh, Şayet burada bizim için verilen hükmü işitmemiş olsaydık, neredeyse kendi görüşümüze göre hüküm verecektik. İmam Suyuti, Akide'de Sünnetin Yeri, sayfa 55-57 29 Ekim Mevlana Takvimi